Sırada usta oyuncu Cihat Tamer'le yaptığımız keyifli söyleşi var. Hem televizyon tarihine damga vuran hem de Beyaz Perde'nin efsane filmlerinde rol alan usta oyuncuyla siyah beyaz yıllardan bugüne kadar yaşadıklarını, hafızalara kazınan yapımların perde arkalarını konuştuk. Arif Bey'in sağı solu belli olmaz çünkü. 2 gün sonra ne oluyor bu çocuklara, üstad diyebilir. Aman Şevket! Yeşilçam'ın ve dizilerin efsane ismi Cihat Tamer'le çok özel bir röportaj. Tiyatroda hala para yok maalesef. Kemal Sunal'ın, Zeki Alasya'nın ve Halit Akçatepe'nin hiç bilinmeyen yönlerini kadim dost Cihat Tamer anlattı. Tüm cenazelere katılırdı Kemal. Çok enteresan. Bu yağı sana yedirmeden yatırma. Babam yolladı. 57 yıldır sahnelerde başarıyla rollerini canlandırıyor. Öyle mütevazı, öyle alçak gönüllü ki kendini hatırlatacak efsane dizilerini, unutulmaz rollerini sayıyor önce. Dizilerden hatırlarlar. Perihan abla, bizimkiler, mahallenin muhtarlarından hatırlarlar sanıyorum. 24 Şubat 1943 İstanbul doğumlu Cihat Tamer. Bugün 73 yaşında. Sahne tozunu 16 yaşında yuttu. Deve Kuşu Kabare'de uzun yıllar sahneye çıktı Cihat Tamer. Çok uzun süredir bir tiyatroydu. Yani bundan birkaç sene öncesine kadar Deve Kuşu devam etti. Ben bir süre sonra ayrıldım tabii. Tiyatrodan pek fazla para kazanılmıyordu. Şimdiki gençler bile tiyatro yapıyorlar ama tiyatroda hala para yok maalesef. Tiyatrodan kopmadı ancak dizilere tam yol ileri dedi kelimenin tam anlamıyla. Ha, bu çocuğun intikamını almayacak mıyız böyle? Saçmalama oğlum, delirdin mi sen? Öyle de diyebiliriz. Mahallenin muhtarları, bizimkiler gibi birçok dizide rol aldı usta oyuncu. Şimdiki dizilerde genç başrolleri oynayan gençlerin aşkı ve de vur kırla, tabancalarla falan devam ediyor. Biraz eleştirmek hakkım. Bu sektörde tam 57 yılım geçti diyor resmen. Senarist arkadaşlarımız pek fazla genç oldukları için çok gözlemleri yok. 1980 yılına gidelim ve bir soyguncuyu canlandırdığı sahneyi hatırlayalım. Bir hareket yaparsan seni hamam kurnası gibi delerim. Gerçek Şaban filminde soyguncuyu canlandırmıştı Cihat Tamer. O yıllarda çiçeği burnunda bir oyuncuydu. Bizimkiler dizisiyle yıldızı parladı. Bizimkiler dizisi bir fenomen dizidir. Yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi dizilerden birisidir. Hem senaryoları hem de oyunculukları eleştiriyor Cihat Tamer. Bu işlere biraz emek harcanmalı diyor. Şimdi ben Barış hakkında bir şey söylemek istiyorum. Barış çok iyi bir çocuk. Yüzünde ifade yok arkadaşımız maalesef. Kadim dostu Kemal Sunal'ın şöhret olduğu anı da uzaklara dalarak anlattı Cihat Tamer. Hiç fazla sesi çıkmazdı. Sonra birdenbire tabii biliyorsunuz bir filmde işte bir gülmüş, Ertem'e eğilmez de onu orada beğenince aldı yürüdü. Ramazan! Ne? Allah muvaffak etsin kardeş. Sağ ol canım. Bak canım benim. Kemal Sunal her vefat eden meslektaşının Yeşilçam emekçisinin cenazesine katılırmış. Tüm cenazelere katılırdı Kemal. Çok enteresan. Tüm cenazelere katılırdı. Ne zaman bir cenazeye gitsem hemen Kemal'i orada görürdüm ben. Bu yağı sana yedirmeden yatırma. Babam yolladı. Altın kalpli ineğim benim. Sen karışma lan. Ona vermedim diye kıskanıyor. Tabii. Cihat Tamer, rahmetli Zeki Alasya'yı da unutamıyor. Hep çocuktu Zeki. Hep çocuktu. Her işe bulaştı. Marangoz atölyesi açtı, tersane açtı, gemi yaptı. Fotoğraf atölyesi açtı, fotoğraf makineleri aldı. Tiyatroda zaten bütün işleri Zeki yapardı. Altın sayarken türkü söylenir mi? Şaşırıyor. Çingi buradan geçti ah yerimi. Cihat Tamer'in yıllarca Deve Kuşu Kabare'de aynı sahneyi paylaştığı arkadaşlarını anarken gözleri doldu. Metin biraz daha maddecidir, katıdır. Zeki tam tersiydi. Zeki'nin cenazesinde ben çok ağladım gerçekten. 55 senelik arkadaşım yani. Kadim dostu Halit Akçatepe ile çok parasız kalmışlar. Zamanında tabii tiyatrodan geçinemediğimiz için ek iş olarak şovlar yaptık. Bu Ateş Böcekleri gibi, biz de Can Ciğer Kardeşler gibi ikili yaptık.
Ayıp değil mi benim güzel oğlum? Ayıp tabi. Senin kulaklarını çekerim of. Sonra. Ne yapıyorsun lan? Şşş, sus lan şüphelenmesin. Ha doğru. Eski fotoğraflara baktıkça, eski yılları hatırladıkça aklına nice anı, nice hatıra geliyor haliyle. Zaman tünelinde yaptığımız yolculukta canlı canlı karşımıza bakın kim çıktı. Nasılsınız? Çok şükür. İyiyiz. Beraber olunca böyle bir yerde. Ne çabuk dönersin be. Tilki uykusuna yatar gelirsin. Tam dalmıştım uyandırdılar. Üstün Asutay ve Cihat Tamer iki kadim dostu olarak hala yan yana ve ayrılmaz ikili olarak ayaktalar. Niye bu kadar çok sanatçı yetişti burada? Akıl hastanemiz olduğu için. Olduğu için. Tabii değil mi?